Herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün böyle Google'a girip en ucuz oyuncu monitörü ne diye aratsanız karşınıza çıkacak dişe dokunur ürünlerden bir tanesi yanımda. Biz de aynı şekilde bu araştırmayı yapıp Aralık ayı son haftasında bu ürünü bulup aldık. Yani özetle bu monitörü bize LG göndermedi. Hatta bu videodan da hiç haberleri yok. Ve elimizdeki ürün bir inceleme ürünü değil. Kendisinin fiyatı bu alışverişi yaptığımız Aralık ayında 3300 TL dolaylarındaydı. Daha sonra 1100 TL daha yükseldi fiyatı ama indirim dönemlerinde fiyatı düşecek ilk teknolojik ürünlerden birisi. Yine de özelliklerine göre fiyatı halen uygun tarafta tabii. Daha ucuz monitörler yok mu? Biz bu monitörü aldıktan sonra stoklara eklenen, yeni satışa çıkan, işte az bilinen Twisted Minds, Game On gibi markaların monitörleri tabii ki var. Onları da 2500 TL'ye kadar fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Ancak eğer derdiniz akıcı bir şekilde oyun oynamaksa biliyorsunuz ki seçtiğiniz monitörün yüksek tazeleme ve düşük gecikme hızları sunmaktadır. Gerekiyor. O az önce bahsettiğim daha ucuz monitörler oyun monitörü olarak geçseler de aslında sıradan monitörlere çok yakın tazeleme ve gecikme hızları sunuyorlar. Yani sonuçta çoğumuz bir kez paraya kıyıp yıllarca kullanmak için alıyoruz bu monitör dediğimiz ürünleri. Bu yanındaki arkadaş ise onlardan 1000-1500 TL daha yüksek fiyatla 144 Hz tazeleme hızı ve 1 milisaniyede gecikme süresi sunuyor. Dolayısıyla bu videoda sadece adı oyuncu monitörü olan ürünleri geçip teknik özellikleriyle gerçek bir oyuncu monitörünü incelemek istedik. En azından yazılım ya da yapay zeka ile değil de şöyle gerçekten 144 Hz tazeleme hızı sunan en ucuz oyuncu monitörlerinden birisi bu arkadaş diyebiliriz. Yani en azından biz aldığımızda durum böyleydi. Neyse amma da boş yaptım. Bu kadar ekonomi dersi yeterse monitörün hızlıca bir tasarımına bakalım. Sonra oyun testi yaparken size detaylı teknik özelliklerini de aktarayım. Monitörümüz 24 inç yani 60 cm'lik bir ekrana sahip. Ayrıca maksimum 1920x1080. Kullanılan panel tipi ise TN. Neden IPS ya da VA panel yok? Tabii ki bunun ilk sebebi fiyatı düşürmek ama teknik sebeplerini birazdan test aşamasında göreceğiz. 24 inç oyun için kulağa çok küçük gelebilir ancak rekabetçi oyunlarda aslında ideal boyut bu arkadaşlar. Ekran büyüdükçe böyle ekrandaki her şeye hakimiyetimiz gittikçe azalır. Ekran daha büyük olursa sol üstteki haritaya bakma süremiz biraz daha uzuyor. Oyun anında bu milisaniyelik uzamalar bile kaybetmemize yol açabiliyor bir an içinde olsa. Bunun gibi birçok dezavantajı var daha büyük monitörlerin, özellikle rekabetçi oyunlarda. Monitör ayağından çerçevelerine kadar, gövdesine kadar uzanan, hemen her monitörde de görmeye alıştığımız dayanıklı ana plastik bölgelerde mat siyah renkle geliyor. Ayakların böyle arka taraflarında ve işte LG'nin bütün oyuncu monitörlerinde gördüğümüz o yuvarlak arka panelin etrafındaki dairede hafifçe bordoya çalan kırmızı renk görüyoruz. Arkadaki bu daireye eşlik eden herhangi bir RGB ya da böyle farklı renkli ışıklandırma görmüyoruz. Bence bu fiyattaki bir monitörde zaten böyle arka aydınlatma gibi imkanları beklemek çok da mantıklı değil. Bu arkadaki yuvarlak panelin etrafında monitörün havalandırma çıkışını görüyoruz. Panelde bir tane de klasik LG logosu var. Belki görmüşsünüzdür bu logo LG'nin pahalı oyuncu monitörlerinde daha afilli duruyor böyle. Ancak bunda klasik bir logo tercih edilmiş. Bu logonun hemen altında monitörü farklı ayaklarla kullanmanızı ya da duvara falan asmanızı sağlayacak alan ve vida boşlukları yer alıyor. Bu alanın sağında ise bir adet DisplayPort, 2 adet HDMI girişi ve bir de kulaklık girişi ki bence iyi bir dokunuş olmuş. Sonuçta hepimiz bilgisayar kasalarını böyle masa üstünde tutmuyoruz. Kulaklık kablosunun uzanamadığı durumlarda bu monitördeki kulaklık girişi kesinlikle kullanılır. Peki dahi hoparlör var mı? Dandik de olsa bir tane olmasını isterdik ama maalesef yok. Yüksek tazeleme ve düşük gecikme hızı almak için monitörde vereceğiniz en büyük fedakarlık ise abartılı çerçeveler dostlar. Zira daha ucuz ama 60-70 Hz monitörlerde bile artık daha net ve doğru renkler sunan IPS ya da VA panelleri ve ince çerçeveleri görmeye başladık. Bunda öyle bir durum yok ne yazık ki. Yanlarda 1,5, altta ve üstte böyle 2 santimetreye yakın kalın ve çıkıntılı çerçeveler bizi karşılıyor. Kalın çerçeve beni bozmaz derseniz bu durum gayet okey yani. Monitörün yüksekliği ayarlamanıza izin veren bir ayar yok gördüğünüz gibi. Sadece böyle öne ve arkaya eğim açısını belirleyebiliyorsunuz. Tasarım hakkında söylemem gereken son detay ise monitöre ait tüm ayarların hemen öndeki bu LG logosunun altında ortada bulabileceğiniz tek bir joystick tuşa atanmış olması. Bu tarz tuşlar hakkında en çok şikayet edilen konu çok çabuk bozulması arkadaşlar. Yani böyle basarken monitörün ayarlarını değiştirirken biraz kibar davranmak gerekebilir. Aklınızda olsun. Bu butondan
bahsetmişken size hızlıca monitörün arayüzünde de bir dolaştırayım. Size anlatmak istediğim önemli teknik özellikleri var çünkü bu monitörün. Hemen hızlıca geçelim. Bahsettiğim bu joystick butonunu öne ya da arkaya doğru oynatarak parlaklık, sağ ya da sola doğru oynatarak da bağladığınız hoparlör ya da kulaklığın ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Butonun ortasına bastığımızda açılan hızlı ayarlar menüsünde oyun modları arasında hızlı geçişler yapabiliyoruz. Input tarafına geçtiğimizde monitörün tahmin edebileceğiniz üzere iki HDMI ve bir DisplayPort girişine bağlanmış cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Monitörü kapatmak istediğimizde joystick'i yukarıya doğru ittirmemiz yeterli oluyor. Gelin bir de ayarlar menüsüne detaylı bir şekilde bakalım. Üstteki barın içerisinde monitörün o anki ayarları net şekilde görünüyor. Tazeleme hızı değiştirmeniz mümkün değil monitörün ayarlar ekranından. Bunun için Windows'un gelişmiş görüntü ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ancak monitörün diğer tüm denetimlerini bu menüde görüyoruz. Burada az önce hızlı ayarlar menüsünde gördüğümüz oyun modları yer alıyor ve daha detaylı oyun ayarları var. Burada AMD'nin FreeSync teknolojisini ya da 1ms Motion Blur Reduction ayarlarını kontrol edebiliyoruz. Ancak bu iki teknolojiyi aynı anda kullanmamız mümkün değil. 1ms düşük gecikme modu özellikle rekabetçi FPS oyunlarda işinizi kolaylaştırsa da hem göz sağlığınız hem de daha düzgün renkler için bunu sık sık kullanmanızı tavsiye etmem. Bunun yerine FreeSync Extended açarsanız hem düşük gecikme hızı hem de yırtılma sorunlarının önüne geçmiş olursunuz. Burada bir de Black Stabilizer ayarı var. Bu da gece görüşü gibi bir şey. Oyunlardaki karanlık bölgeleri görsel kaliteyi etkilemeden aydınlatıyor. Monitörün bir diğer güzel özelliği ise response time ayarları. Oyun testlerinden sonra bunun ne anlama geldiğini size net şekilde göstermek istiyorum. Ondan önce gelin bir oyun testine geçelim. 60-144 Hz arasındaki farkı oyunlarda görelim. Yazılımla değil de gerçek zamanlı olarak 144 Hz sunan her monitörde olduğu gibi bu monitörde de oyun deneyimi sırasında gerçekten hissedilir bir fark oluşuyor. Daha ilkel görünmesine rağmen Tian panelin üstünlüğü burada ortaya çıkıyor. Daha ucuz bir monitörde daha yüksek yenileme hızlarına bu şekilde ulaşabiliyoruz. IPS ya da VA panelli 144 Hz monitörlerin fiyatı uçuşa geçti çünkü. Şimdi gelin bu farkı hissedilir kılan response time yani yanıt süresine de bir bakalım. Aizon'un monitör testini açıyoruz ve FreeSync Extended açık şekilde 60-144 Hz tazeleme hızı arasındaki farkları görüyoruz burada. Şimdi de monitörün ayarlarından response time'ı kapatarak aradaki farka bir bakalım. Eğer 144 Hz açık şekilde response time'ı en yükseğe çekerseniz gördüğünüz o iki küçük çubuğun hareketi daha akıcı hale geliyor. Bu da oyunlarda daha iyi bir deneyim yaşayacağınız anlamına geliyor. Evet dostlar, sonuçları hepiniz gördünüz. Bence piyasanın durumunu ve gelecek zamları da hesaba kattığımızda doğal şekilde 144 Hz yenileme hızı sunan bir monitör da arıyorsanız çok zam gelmeden değerlendirebileceğiniz bir monitör kendisi. Ha daha ucuz ya da daha iyi monitörler arıyorsanız bunun için de açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak bu monitör dahil sizin için seçtiğimiz pek çok ürünün de olduğu monitör listemize de bir ulaşabilirsiniz. Video ve ürün hakkındaki görüşlerinizi, incelememizi istediğiniz başka ürünler varsa bu fikirlerinizi de yorumlar bölümüne bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.